Herkese merhabalar. Ben kalktım. Her zamanki gibi güne temizlikle başlayacağız. Odaları bir süpüreyim, yerleri sileyim, toz alayım. Ondan sonra mutfağa gireceğim. Bir de bu şu duvara taş deseni yapıyorlardı ya. Malzeme almadım ama evde biraz derz var. Onunla denemeyi düşünüyorum nasıl olacak. Eğer becerebilirsem bir duvarı komple yapmayı düşünüyorum. Beceremezsem olmayacak, bilmiyorum. Bant falan da yok ama nasıl olacak? Bir deneyeyim bakalım. Böyle çocukların odasının kapısını da açtım. Her gün hava alsın. Odaları her gün açıyoruz camları valla. Temiz hava girsin diye ama. İnşallah. Böyle bakalım. Başlayayım ben şimdi temizliğe. Thank you.
Çamaşırımı serdim. La işim de bitti. Çocuk odasını da şöyle bir topladım. Mutfağımı da topladım. Makineme sığmayanları o elimde yıkadım. Buraya benim bulaşık makinesinden acayip sesler gelmeye başladı. Korkuyorum vallahi bozulur diye. Neyse. Başlayalım bakalım. Şu duvara yapmayın. Şuraya şöyle bir deneyeyim. Olacak mı? Şöyle dur bakalım. 7 santim diyor. Şurası. Ondan sonra şu kadar bant desek 7 santim daha. Şöyle bir iki bant çekeyim ben bir. Çizdiğim yeri kaybettim. Neresi? Allah'ım. Biraz örtmeyeceğim. Şeyi daha çizelim. Derzimi de yaptım. Sayı da biraz daha karıştırayım da. Dibinde tozları kalmış. Onlar da iyice karışsın. Birazcık cıvık mı olur diyeceğim ama çeker belki birazdan. Aparatsız ne kadar olacak bilmiyorum. Hiçbir şeyim yok. Yani normal para bandıyla yaptım zaten. Bunun için kağıt bant kullanmam gerekiyordu. İnşallah kötü olup da sökmek zorunda kalmam. Bir de o var. O biraz cıvık mı oldu? Akar mı yani sürünce acaba? Denemeye de çekiniyorum. Ama üstüne benim bir sünger bulmam lazım. Çünkü internettekinde böyle üstünden rulo fırçayla geçiyor. O böyle tırtık tırtık mı desem. Nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Onu nasıl tırtıklı yapabilirim onu düşünüyorum ama. Bilemedim. Süngerle mi yapsam? Valla aklıma bir fikir geldi ama olur mu bilmiyorum. Böyle kağıdı karıştırıp sürüyorum dedim ama şöyle. Olur mu? Şöyle değişik bir şey yaptım ama. Hadi başlayalım. Sünger de getirdim.
Onun olacağını pek ummadığım için. Bir de böyle deneyelim. Bir de kaşıkla da nasıl olacak? İşte malzemesiz olunca böyle oluyor. Nasıl yapsam ki? Buna spatula gibi bir şey lazım herhalde. Ya. Neyse arka tarafıyla süreyim bari. Şöyle. Bant kalkmazsa. Oh. Neyse oraları silerim. Bana düz bir şey lazım. Aklıma ne gelirse onu yapıyorum herhalde ben biraz ya. Aa, düz bir şey lazım. Bunun için bir tane spatulayı gözden çıkartsam diye düşünüyorum, bir tane mutfaktan getirdim. Bunu buldum. Yere de döktüm vallahi iyice. Evet, bu daha iyi oluyor. Ama çabuk kuruyor. Biraz hızlı olmam lazım. Keşke şuraya bir gazete serseydim. Valla buraları hep batırdım. Elimi de mi soksam, ne yapayım? Şimdi böyle uğraşınca da düşündüm. Koskoca bir duvarı yapsam sıkılırım yani ben. Şu arada yok. Ders zaten çok pahalı bir şey değil de. İşte buna uğraşacak biri lazım. Yoksa televizyonun arkasında falan duvara montelediğinizde çok güzel görünüyor. Mesut Bey görsün bakalım, yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum? Şöyle sürmem lazım. Arada yok.
Kalemle de şu üstünde böyle biraz karıştıralım. Biraz fazla kaptı biraz. Şimdi şuradan bant sökmeye deneyeceğim ama şu tarafların ucu yok. Şuradan bir tane gördüm. Hadi bismillah. Evet, burada şimdi takıldık. Üst tarafta mı var, alt tarafta mı var anlamadım. Üste doğru gidiyor, evet. Şuradan bantın ucunu çıkarabilirsem. Bir dakika. Allah'ım, bu kadar yaptık. Şuradan gelince bozacağım galiba. Bant yok mu? Ay, bant diyorum, makas. Makas buldum. Şuraydı galiba. Evet. Şuradan bir kesik attım. Şurayı çıkartacağım şimdi. Evet, burada da aşağıda var. Şöyle birazcık kaldırayım. Ve o aradaki bantları bulmak zor olacak herhalde bana. Evet. Şuraydı herhalde. Şuradan da şöyle aşağı doğru gidiyoruz. Şuradan da yukarı. Burada takıldık. Yok, buradan yukarı mı gidiyor? Evet. Şuradan keseyim. Anne çok güzel yapmışsın. Evet. Nasıl işe yarıyorsun? Şimdi bunu bırakalım. Şuradan. Şöyle çekeceğim. Bizim odaya falan yapacağım mı? Hayır oğlum. Ben şu kadarcık yerde vallahi yoruldum. Ama malzeme yok diye oldu o da biraz da. Şimdi neredeydi bant? Şurada mıydı? İşte bunu belirlemek için aslında bir şey yapmam lazım benim. Şuradan geri yapıştı. Beğenmediğiniz zaman. Evet. Evet, duvarın son hali. Bantlar söküldükten sonra bu şekilde oldu. Bence çok güzel oldu ama yani devamını getirmek lazım tabii. Duvarı komple yaparsam şöyle yukarıya doğru daha hoş görünecek. Bunun için ders almam lazım. Yani ben önce yapabilir miyim, olur mu, olamaz mı aşamasını atlatmış oldum. Bence gayet güzel oldu. Yani bir de buna uygun bant alırsam daha güzel olacak. Tabii üşenmezsem tabii şurayı şöylece kapatmam lazım artık. Çok güzel bence. Evet, an itibariyle Sincan'da yağmur yağıyor. Ne güzel vallahi, oturdum şimdi balkona. Biraz dışarıyı seyrediyorum.
Bahçeyi de dün sulamıştık. Bugün tekrardan yağmur yağdı. Millet kısa kolla vallahi neredeyse şeye geçmiş. Kapriye geçmişler. Bizim ev soğuk herhalde. Biz hala kıştayız. Şemsiyeye alan çıkmış. Neyse şimdi ben duvarımı da yaptım. İçeriye gideyim biraz. Oturayım televizyona bakayım. Bugün güya ben bir şey yapmayayım dedim. Yani ben ne kadar durabilirsem. Çörek yapayım dedim. Hem şimdi yemeğin yanında yeriz. Hem de geceye kalır. Kabartma tozuyla yapacağım ben, mayalı değil. Saya çörek. Şu kollarımı da iyice sıvayım da. Unu da göz kararı döktüm ama artık zaten sert olursa tekrar sütle yumuşatabilirim. Evet. Şimdi hamurumu böleyim. Önlüğümü de ben makineye atmıştım ya. Bugün yine önlüksüz. Üstüm başım batacak ya. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Biraz şuradan. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi, sekiz. Şu. Birinci katımı açtım. Şöyle bulağıma nereye sereceğim? Onu ayarlamadım. Neyse olmadı. Şunları şöyle koyayım. Şurada yağlarım. Orada dursun. Onun yağsını bir süreyim. Böyle yağlandı. Hemen ikinci hamuruma geçiyorum. Evet.
Kahveyi sığdıramadım masaya. Mesut gelmeden bitirebilirsem ne güzel. Sonra da çorbamı koyarım. Şimdi bunu saracağım böyle. Böyle çok sıkı olmayacak şekilde ilk çöreğim hazır böyle. Şimdi bunu buzdolabına koyup 15-20 dakika bekleteceğim. Şimdi çöreğim dinlendi. Bunu biraz açacağım da yağlı kağıt üzerinde açmayı da hiç beceremiyorum. Tamam, çöreğimiz hazır. Hemen bunu fırına sürüyorum. Dışarıya sebzeci geldi. Ben ondan alışveriş yapacağım diye çöreği fırında unuttum. Vallahi biraz daha bekleseydi yanacaktı herhalde iyice. Biraz fazla kızarmış oldu. Ama tadı muhteşem yani, kat kat. Tek elle bölemedim. Şöyle göstereyim içini. Böyle tel tel. Tadı nefis oluyor. Öbürünü fırına sür.
İkinci tepsim de pişti. Birini şimdi yeriz. Birini de artık geceye ayırırım. Ne yiyorsun sen? Bu. Bak. Çorba içmeyecek misin? Şu haine bakın, gözümün önünde erik yiyor en sevdiğim şey. Umut. Git içeride ye. Umut. Hadi gel. Gelsene. Seni bekliyoruz. Herkese hayırlı sahurlar. Yarın görüşmek dileğiyle.